Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi ala ni'metil İslam, elhamdülillahi ala ni'metil iman, elhamdülillahi ala ni'metil Kur'an. Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye leûlâ en hedânallâh. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آل عمران سورة سنديز سورة 161. آياتنديز استعيذ بالله وما كان للنبي ayette bir de şu var, Nebi üzerinden Cenab-ı Hak tarif ettiğine göre bu Nebi'nin Resul'den daha umumi olduğunun da bir göstergesi. Zira eğer Nebi husus olsaydı, umumi olan Resul olsaydı o zaman Resuller dışarıda kalmış olurdu. Yani Resuller gurur yapabilir manasına gelirdi. Demek ki Resul özel, yani neyi demek istiyorum? Her Resul demek ki aynı zamanda Nebi. Ama her Nebi demek ki aynı zamanda Resul değil. Çünkü böyle bir ifadeyi umumi olan, daha geniş olan üzerinden söylenmesi hükmün icap eder. Aksi takdirde diğerleri dışarıda kalırdı. Ayette bir de onu görmek mümkün. وَقَدْ سَانَ اللّٰهُ تَعَالَى اَنْبِيَاهُ Nitekim Allah-u Teala korudu enbiyâhu kul nebilerini عَنْ كُلِّ مَا يُدَنِّسُهُمْ onları lekeleyecek şeylerden ve yakdahu fihim ve onlara zarar verecek, onlara yine lekeleyecek diyeceğim şeylerden Cenab-ı Hak korudu. Bu yine aynı deminki konu. Bu koruma içinden böyle bir iradeyi alıp onu böyle bir şeyi artık yapamaz hale getirerek olan bir koruma değil. Bu tıpkı bizim işte günah işleyecektim, işlemediğimiz zaman Allah beni korudu günah işlemekten deyip bu muvaffakiyetimizi Cenab-ı Hakk'a atfetmemiz gibi bir şey bu. Yahut işte cennetliklerin Allah iyi amelleri yapmayı bize nasip etti de buraya geldik, kötülüklerden bizi korudu demeleri gibi bir şey. Yoksa iradelerini alıp da bunu yapamaz hale getirmesi anlamında anlamıyorum. Müfessir nasıl kullanmış onu bilmiyorum. وَجَعْلَهُمْ ve onları eyledi. اَفْضَلَ الْعَالَم۪ينَ alemlerin en faziletli kimseleri kıldı. اَخْلَاقًا hem ahlak bakımından وَاَطْهَرُهُمْ نُفُوسًا ve kişilik bakımından, içtenlik bakımından en temiz, pak olanları eyledi. وَاَزْكَاهُمْ yine temizlik, paklık وَاَطْيَبُهُمْ hoşluk en hoşu, en temizi, en pakı وَنَزَّهَهُمْ ve yine onları arındırdı. عَنْ كُلِّ عَيْبٍ uzak eyledi her türlü ayıptan. وَجَعَلَهُمْ مَحَلَّ رِسَالَتِهِ yani bu ifadeler böyle bazıları bunları üst üste getirdiğinizde peygamberler hiç kusur işlememiştir. Peygamberlerin hiç Cenab-ı Hakk'ın istemediği bir davranışa yöneldikleri vaki değildir. Bu manada kullanmıyor herhalde müfessir bunları. Çünkü biz bizatihi Hazreti Peygamber'le ilgili Cenab-ı Hakk'ın itaplarını biliyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Ama ismin sıfatı böyle oluşuyor değil mi? Böyle diye diye oluşuyor. Evet, üst üste böyle söyleye söyleye. Onları kabul etmeyenler var zaten. Yani Abese suresindeki o ithamın bile sahabe aleyhisselam değil. Çünkü başka bir şahsa gittiğini bunu kabul etmeyenler var zaten. Yani bir tane olsaydı bir tane olsaydı onu kabul etmeyen belki onu temize çıkar. Bir tane değil biliyorsunuz. Kur'an'da Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Peygamber'e hitap ettiği daha farklı yerler var. Bağışla. Afallahu anke lima adinte lahum diyor mesela. Allah seni bağışladı
Demek kusur var. Limadin telav. Niçin onlara izin verdin ayeti var. İtab ayetleri bir tane değil. Hem bunlar sahih sünnetle de sahih. Öyle bir kabul etmiyorum demekle olmuyor ki. Yani ben şunu kabul etmiyorum. Yani eğer tarihi boyutu bu işin sizi kabul etmeye zorluyorsa kabul etmiyorum demekle çıkamıyorsunuz işin içinden. Hoca yakıştıramıyoruz peygamberimize demeyiz. Yani yakıştıramıyoruz. O da hoş değil. Yani yakıştıramıyoruz. Nasıl sen böyle bir şey yaparsın diye aşağılamaya varır o. O doğrusunu olduğu gibi kabul etmek icap eder. O da beşerdir. Ve dolayısıyla beşerin zaaflarına tabidir. Bunlara sahiptir. Aynı bizdeki zaaflara sahip olduğu halde bu güzelim hayatı çıkarmıştır. Bu güzelim takvayı sergilemiştir. Dolayısıyla onun bu yönde üstünlüğü var, fazileti var, gayreti var, ondan sonra azmi var. Yoksa hiçbir parazit duygusu yok. Zaten yani o robot gibi, melek gibi tarif ederseniz o zaman insanlar Hazreti Peygamber'in yaptığı, kıldığı namazı da gösterdiği gayreti de bizimkinden daha düşük derecede görür. Der ki eğer şeytanı yoksa, şeytanına karşı savaş vermiyorsa, ondan sonra tembellik gibi bir şey asla bedenini sarmıyorsa, ne bileyim yorgunluk denen bir şey zaten yok ise, bazıları biri çıkar der ki ben de öyle bedenim olsun, ben de sabahlara kadar dua edeyim. Yani bana da öyle bir zindelik verilsin, bana da öyle bir şeytandan ırak eyle. Tam tersini söylüyor insanlar hocam. Diyor ki, o peygamber onlar yapar, biz onlarla ilgili olamayız. İşte o düşüncenin sonunda oraya gelirsiniz. Peygamber artık öyle bir yerde beşer olmaktan çıkar. Ve bir başka husus artık o örnek olmaktan da çıkar. Çünkü o uygun bir örnek değil ki. Bana örnek benim gibi biri olmalı ki. Ya bak demek ki ben yoruluyorum 2 rekat kılınca ama 10 rekat kılıyormuş. O da 2 rekat kıldığında benim kadar yorulduğu halde sürdürebiliyorsa benim için muazzam bir örnektir ve üstün bir gayrettir, takdire şayandır. Ama yorulmazdı dediğinizde zaten o zaman yorulmazsa evet. Sizden ifadesi, sizden biri ifadesi, tabii sahibukum, sizin arkadaşınız ifadesi. Bunların hepsi Hazreti Peygamber'in beşeriyetine ve günah işleyebileceğine. O zaman Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Peygamber'i affetmesi de zaten bir defasında bir sohbetçiyi dinliyordum. Bir caminin önünde böyle. Fetih suresinde mi başladı? Sonra Hazreti Peygamber'in masumiyetinden bahsetti. Sonra لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ'ya geldi. Şimdi ne diyeceğini şaşırdı. Allah işte senin bağışlasın diye. Tabi yok günahı da zaten ama günah, millet diyecek ki günah yoksa neyi bağışlayayım diyor Cenab-ı Hak. O arada bir bocaladı hemen sonraki ayete geçti. Müminlerin affedildiği yere. Müminlerin günahı çok. Onlar bol bol. Ama Cenab-ı Hakk'ın da Hazreti Peygamber'in de affedilmesinden bahsediyor ayet-i kerime. Affedeceğinden ve bunu Hazreti Peygamber büyük bir müjde olarak okumuş ümmete. Demişler ki Allah mübarek etsin. Sana Cenab-ı Hak gelmiş, geçmiş hepsine bize bir şey yok mu demişler. Sonraki ayetler nazil olmuş. Müminlerle ilgili olan bölümler. Yani onlar eğer Hazreti Peygamber'in zaten şey olduğunu, günah işleyemez olduğunu öngörselerdi hiç Hazreti Peygamber'i tebrik de etmezlerdi. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّنَ مِنْ دَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Bir Amasya'da var ya, Mekke'ye geldiğinde Lut Aleyhisselam'la ilgili konuşurken. Lut Aleyhisselam'la ilgili. Hazreti İbrahim örneğinde mi? Orada kendisi aynı şeyi başlamalı gidiyor. Allah seni başladı diyor mesela. O yaptığı adam dolayı. Hı hı. Yani bunu bütün peygamberlerle ilgili görmek mümkün. Onların tövbe ettiklerini, وَخَرَّ رَاكِعًا وَاَنَابٍ, Hazreti Davud Aleyhisselam'ın tövbeye yöneldiğini, tövbe ettiğini Eyyub Aleyhisselam örneğinde görüyoruz. Dolayısıyla onları, yani bu müfessirin bu ifadeleri, peygamberleri böyle günahsız, günah işlemez, işleyemez hatta gibi gösteriyor ise öyle demek istemiyorum. En azından ben katılmıyorum. İbrahim Aleyhisselam da diyor, günahlarımın ahirette bağışlanmasını yani. Dua ediyor Hazreti. Yani, o zaman bunların hepsi beyhude çıkıyor. Yani Hazreti İbrahim bağırıyor, günahlarımı bağışla. İşte yani Cenab-ı Hakk'ı onur etmeye çalışıyor. Günah yok aslında da böyle şey olur mu? Yani o zaman benim günahım yok ama Cenab-ı Hak yine bundan hoşlandığı için ya bağışla. Var. Ha az olabilir. Orada problem yok. Zaten Hazreti Peygamber örneğinde de çok az. Az olabilir. Buna siz saygıyla zellet edebilirsiniz. Yani olabilir. Hata de onlar olabilir ama bunları işlemekten uzak, bedensel olarak böyle bir şey yapmaktan uzak bir masumiyet tarif edildiğinde o kanımca Kur'an'ın peygamberlerle ilgili beşer vurgusuyla
ciddi ölçüde çelişiyor. وَجَعَلَهُمْ مَحَلَّ رِسَالَتِهِ Sadece onunla çelişse iyi, örneklikleriyle de çelişiyor ki o zaman hiç istemediğimiz bir boyuta çıkıyor. Artık insanlara peygamberin şu davranışı diye örnek gösterdiğinizde gülüyor. Niye gülüyorsun? O peygamber diyor yani. Ben de mi aynı şeyi yapacağım? Yani veya diyelim siz herhangi bir şey yaptınız ve peygamberden de örnek gösteriyorsunuz neden yaptığınıza dair. Aa, sen kendini peygamberle değil mi görüyorsun? Diyor. Bu peygamber o zaman demek ki yani örnek olarak gönderilmemiş. Dini tatbik eden bir şahsiyet olarak değil de böyle asla yapamayacağımız, erişemeyeceğimiz türden bir ütopik bir şeyler göstermek için. وَجَعَلَهُمْ مَحَلَّ رِسَالَتِهِ Allah onları risaleti için seçti. Risaletlerine mahal kıldı. Yani onlara risaletini verdi. Tabi ayette Cenab-ı Hak اللّٰهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجَعَلُ رِسَالَتَ Allah kime risaletini vereceğini en iyi kendisi bilir. Elbette ki bu bakımdan onlar seçilmişler. Zaten doğrudan Hazreti Musa'ya Cenab-ı Hak اَنْ اَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعَ لِمَا يُوحَى Seni seçtim. Vahyedilene kulak ver şimdi diyor. Muazzam bir şey. اَنْ اَخْتَرْتُكَ Seni seçtim. Elbette seçer. Seçtiğinde bir hikmeti vardır. Buna bizim cebimizden bir şey alıp vermediğine göre sadece saygıyla Cenab-ı Hakk'a seçtiklerine iman ediyoruz. وَمَعْدِنِ hikmetihi, Onun hikmetinin madeni olmaları, kaynağı şey olmaları yani biriktiği külçeleri olmaları elbette Cenab-ı Hak onlara hikmet verdi. Zaten söylüyor. اَتَيْنَا الْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَالْكِتَابِ Kitabı verdik, hikmeti verdik, nübüvveti verdik. Müfessir o demin okuduğumuz ayeti zikretmiş. اللّٰهُ عَلَمُ حَيْثُ اَجْعَلُ رِسَالَةَ Risaletini kime bırakacağını, kime vereceğini en iyi Allah bilir. Çünkü müşrikler adres göstermişlerdi. Niye şuna şuna falan diye vermedi de buna verdi diye. فَمُجَرَّدِ عِلْمِ الْعَبْدِ بِالْوَحِدِ مِنْهُمْ Kulun bunlardan birini tanıması diyor müfessir. يَجْزَمُ بِسَلَامَتِهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ يُقْدَحُ فِيهِمْ Sadece birini tanısanız, onlar hakkındaki söylenebilecek ya söyleyenlerin, o kötü söylemlerinin geçerli olmadığını görmeye yeter. Yani Hazreti Salih'i tanısanız, Salih'in kavminin onunla ilgili söylemlerinin geçersiz olduğunu anlarsınız. Hazreti Nuh'u tanıdığınızda, Nuh'un kavminin ona olan söylemlerini, işte bütün peygamberlerde aynı, sihirbaz, mecnun, deli, yersiz konuşan, boş konuşan, bunların geçersiz olduğunu anlarsınız. وَلَا يُحْتَاجُ اِلَى دَلِيلٍ Bir delile bu usta عَلَى مَا قِيلَ فِيهِمْ مِنْ اَدَائِهِمْ Düşmanlarının söylediklerinin geçersiz olduğuna dair ikinci bir delile ihtiyaç yok. Çünkü bütün peygamberler örneğinde çatışma hep yegane tek bir ilaha inanmak ile düzinelerce ilahlar oluşturup kulları, insanları köleleştirmek arasında bir savaş var. Burada her şey bütün çıplaklığıyla ortada zaten. لِيَنَّ مَعْرِفَتَهُ بِنُبُوَّتِهِمْ Çünkü insanın nebileri tanıması مُسْتَلْزِمٌ لِدَفْعِ ذَٰلِكَ Bu tür kötü hakkılarındaki iftiraları def etmeye, onları onlardan uzak bilmeye kişiyi götürür. وَلِذَٰلِكَ اُتِيَ بِصِيغَةٍ يُمْتَنَعُ مَعَهَا وُجُودُ الْفِعَلِ مِنْهُمْ O yüzden ayetin girişinde Cenab-ı Hak öyle bir siga kullandı ki yani bu onlarda olmaz. Peygamber gulul yapmaz. Çünkü siz peygamberi tanısanız peygamberler gulul yapacak kimseler değillerdir. Yapmaz bir peygamber bir gulul diyor. Bunun gululdan ne kadar uzak olduğunu peygamberin. Bunlar böyle anlıyorlar ama ben demin o girişte okuduğum manayı ya bir başka şey söylemiştim ya. Bir peygamber dahi gurur yapamaz. Çünkü gurur bir iltimas işi. Yani savaş bitmiş. Belli bir kişinin iltiması varsa oradaki bir yüzüğü yahut oradaki bir halkayı hiç taksime katmadan işte alabilecek biri varsa herhalde savaşın komutanıdır. Değil mi? Normalde. Savaşların komutanları peygamberler. Cenab-ı Hak peygamber bile gurur yapamaz diyor. Bulduğunu getirecek veya savaştan elde edileni getirecek. Taksim alanına koyacak, taksim edilen o toplama yerine koyacak ve orada Allah'ın istediği biçimde taksim edilecek. Gulul peygambere dahi düşmez. Böyle bir iltimas hakkını ona dahi vermiyorum. Manasında anlıyorum ki ben bize ibret olsun.
Yoksa peygamberleri tenzih sadedinde söylenmiş olsa, peygamberlerin gurur yapmaz bilgisi yapmasa yapmaz. Bu bilgi yani sadece peygamberleri tenzih etmek için veya onların ne denli gururdan uzak olacağını göstermek için olur ki bu bize ibret olarak dönmesi bence daha azalıyor eğer öyle anlarsak. Bu şekilde anlarsak peygamber dahi gurur yapamaz. O merkenel nebiyim, bir nebi dahi gurur edemez. Tıpkı Hazreti Peygamber'in kızım Fatıma dahi kesse örneğinde olduğu gibi. Canları çekebilir değil mi hocam? Ya diyor ki kafirlere verdiğimiz dünya malına gözünü dikme. Az bir geçer. Peygamber de gözünü dikebiliyor dünya malına. Bu şekilde gibi yasaklıyor. Evet, yolu kapatıyor yani. Yolu kapatıyor. Serbest dolaşması senin şeyine gitmesin. Ağrına gitmesin. Evet. Canının çektiklerine dair işte o ayetler, diğerleri beşeri olması bize peygamberin de tıpkı biz gibi dünya hayatının büyüsüne veya arzularına karşı bir potansiyeli olduğunu anlıyoruz ve bunlarla bunlara rağmen o güzelim yaşantıyı çıkardıklarını değerlendiriyoruz. O zaman bir büyük bir güzellik abidesi haline dönüşüyor. Yoksa arzusu dünya malına o zaman canı çekmiyorsa zaten uzak duracaktır. Onun uzak durmasının da ona bir artı şeyi yok yani bir gayreti yok çünkü bu hususta. Fakale o yüzden Cenab-ı Hak dedi ki o mekane nebiyin en len yagulle bir nebi gulul etmez. Ve ma vahu belki benim istediğim manada dahi gibi görürseniz o mekane nebiyin en yagulle bir nebi dahi gulul etmez. Ey yani yumtena'u zalika. Yani bundan imtina olunur. Ve yestehilu ve bu muhaldir. Muhal kelimesi çok iddialı işte burada. Muhal deyince yani hayır olmazdır yani. İhtimal yok demek yani. Olası değil demek yani. Ala men ihtarahumullahu linubuvveti. Allah'ın nübüvvet için seçtiği kimseler için gulul olası değildir. Sümme yani istese de yapamaz gibi anlaşılırsa kötü olur. Sümme zekkaral vaid. Sonra vaidi andı. Yani tehdidi andı. Ala men galle. Kim gulul yaparsa ona dair tehdit andı. Haddizatında bu gelen tehdit dahi onların aslında gulul yapabilecekleri halde gululun onlara uygun düşmediğini, yaraşmadığını gösteren küçük bir karine bence. Fakale nitekim dedi ki وَمَنْ يَغْلُلْ her ne kadar men ile gelmişse وَمَنْ يَغْلُلْ minhum gibi onlara dönen herhangi bir şey olmasa da وَمَنْ يَغْلُلْ her kim gulul ederse şurada minhum olsaydı o zaman onlardan yani peygamberlerden kim gulul ederse demiş olurdu Cenab-ı Hak. Bu sefer de konu sadece peygamberlere münhasır olurdu. Hiç bize dönük bir şey olmazdı. Ama o men yağlul kim gulul yaparsa deyince peygamberi peygamber olmayanı, büyüğü küçüğü, komutanı neferi. Kim gulul yaparsa ye'ti geliverir bimâ galle yaptığı gulul ile yevmel kıyameti, zimmetine geçirdiği şey ile kıyamet günü gelir. Ey yani ye'ti bihi onu getirir hamilu hamilahu onu taşıyaraktan ala zahrihi sırtında onu taşıdığı bir halde huzura gelir. Hayvanen kâne, hayvan ise o bir at olabilir mesela. Ev meta'an yahut bir meta olabilir. Yani ne olursa olsun onunla gelecektir. Ev gayri derse yahut onun dışında herhangi bir şey olabilir. لِيُعَذِّبَ بِهِ bundan ötürü azap görsün diye يَوْمَ الْقِيَامَةِ kıyamet günü ثُمَّ daha sonra تُوَفَّى taslamam karşılık verilecek كُلُّ نَفْسٍ her nefse مَا كَسَبَتْ kazandığı الْغَالُ yani zimmetine geçiren her nefis وَغَيْرِهِ yahut bunun dışında her tür kötülüğü içine alacak bir biçimde كُلُّن her kişi يُوَفَّى karşılık görecek اَجْرَهُ karşılığını وَوِزْرَهُ ve yükünü اَلَى مِقْدَارِ كَسْبِهِ ne kadar kazandıysa ona göre cezalandırılacak. وَهُمْ لَا يُضْلَمُونَ onlara asla zulmedilmeyecek. اَيْ لَا يُزَادُ فِي سَيِّيَاتِهِمْ yani günahlarına ilave işlemedikleri günahlar eklenmeyecek. وَلَا يُضْلَمُونَ شَيْئًا مِنْ حَسَنَاتِهِمْ iyilik yaptıkları iyiliklerden eksiltilmeyecek. Eksik yaptığı bir şey yazılmayarak eksik bırakılmayacak. وَتَأَمَّلْ حُسْنَ هَذَا الْاِحْتِرَازِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ bu ayeti kerimedeki bu güzel tarifi birazcık düşün diyor müfessir. لَمَّا ذَكَرَ عُقُوبَةَ الْغَالِّ غُلُول yapan kimsenin, zimmetine geçiren kimsenin cezasını anınca
وَاَنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَا غَلَّهُ Ve kıyamet günü zimmetine geçirdiği şeyle geleceğini haber verince وَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَذْكُرَ تَوْفِيَتَهُ وَجَزَاهُ Onun cezasını ve ona tas tamam verilecek karşılığı anınca وَكَانَ الْاِقْتِصَارُ عَلَى الْغَالِ يُوهِمُ بِالْمَفْهُمْ اَنَّ غَيْرَهُ مِنْ اَنْوَاءِ الْعَامِلِينَ لَا يُفُونَ Konu gulul üzerine kurulu olduğu için okuyucu belki sanki diğer kusurlar, diğer yanlış işlerin karşılığı yok. Bahsedilen karşılık sadece gulul üzerine imiş gibi bir vehim oluşacağı yerde, tam orada oluşacakken اُتِيَ بِلَفْضٍ عَامٍ جَامِعًا لِغَيْلَهُ وَلِغَيْرِهِ Genel bir lafız ile ayet sonlandırıldı. Böylece hem gulul hem de diğer kötülükler ifade edilmiş oldu. Yani ayetin sonundaki ثُمَّ daha sonra تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ Her nefse karşılık verilir. مَا كَسَبَتْ Ne kazandıysa denilerek böylece gululden çıkarıldı artık. Gulul olur, başka bir şey olur. Kazandığı her ne var ise diye ayetin sonunda genelleştirdi diyor müfessir Cenab-ı Hakk'ın hükmü. Hocam oradan o zaman öyle mi anlıyoruz? Külün nefsin derken bütün nebiler ancak her nefis, her kişi, her kişi. Yani iltimas ayrıca onlara da mı uygulanmayacaktır? Her kişi, nefis onlar da can olduklarına göre her can yani ne yaptıysa, ne kazandıysa karşılığını görecek. Onlar da dahil bunun içerisinde can olduklarına göre, nefs olduklarına göre. Ta Hazreti Adem'e Cenab-ı Hak nefs diyor. Ondan olan çocukların hepsi de nefs. Fazladan vermeye dair boş gayet kelimeler şeyler. Bu, ama bu konu kötülükler üzerine olduğundan burada kötülüğün karşılığından bahsediyoruz. O aynı ayet sonunda velezine keser usigiyet, cize usigiyet. Bir mitliha. Aynı buradaki gibi. Aynı buradaki gibi. Dolayısıyla ben ilk anda bir iyiliği, iyilik, kötülüğe kötülük dedim ama iyiliğe dair herhangi bir şey yok burada. Lehe me kesebet. Kazandığı ne varsa ona tas tamam verilecek ve hum la yudlamun ve zulmedilmeyecekler. Bu ayet başıyla sonuyla kötülüğü anıyor. Devamında bir sonraki ayette de iyiliklerle ilgili konu işlenecek diye sanıyorum. Peygamber eşlerine var ya hocam, siz sıradan bir insan değil gibi değilsiniz. Size günahı da ekimişti, sevabı da ekimişti. Ama dünya hayatında, dünya hayatında taşıdıkları sorumluluk dolayısıyla yani sen nebiyyi lestunneke ehadim minen nisai herhangi sıradan bir kadın gibi değilsiniz. Ondan sonra enittakaytunne sakındığınız zaman, takvaya sarıldığınız zaman fela takdane bil kavli işte böyle sesi eğip bükmeyin veya yani kısarak böyle biraz feyatma allezi fi kalbihi maradun kalbinde arzu bulunan adam ümide kapılabilir. Ne bileyim veya sıkıntı bulunan ümide. Peygamber hanımlarıyla ilgili ayetlerin girişinde bu var. Sizin dediğiniz kısmı da men ye'ti min kunne sanıyorum devam eden bölümlerde var. Men ye'ti min kunne bi fahişetin sizden biri bir fahişe işlerse yudâ'af lehel azâbu dâfeyn ona azap ceza iki kat verilir diye ayet bunu hükme bağlamış. Peygamber eşi olmaları bakımından sahip oldukları sorumluluk ile kendilerini daha sıkı sakınmalarını emrediyor ayette. Peygamberler de var gibi hocam. Diyor ya hani az daha senin ayetlerimizin bir kısmından vazgeçiriz. O zaman sana hayatın da ölümün de iki türlü sıralıyor. Evet. Dı'fel hayati ve dı'fel memati. Hayatın da ve şeyin de kat kat acının da ıstırabın da kat kat fazlasını tattırırdık diyor Cenab-ı Hak ayette. Bu taşıdıkları sorumluluk ve yani ne kadar Cenab-ı Hakk'ın ayetlerine mazhar olma, ne kadar bilgi o kadar sorumluluk ziyadeleşiyor. Cenab-ı Hak ne kadar imkan vermişse o verdiği imkan kadar da sorumluluk alanı açılıyor tabii insanlar için. Allah-u Teala onların şeylerini düzelttiği hataları var. Bizim o şansımız yok. Tabii. Vahiyle düzelttiği. Tabii yani, yani avantajlı oldukları taraflar var ve bunun onlara sorumluluk olarak yansıması uygun yani şey uygun diyorum makul anlaşılabilir bir şey. Çünkü vahye muttali olmak ondan sonra vahiy ile düzeltilmek. Öyle diyor hocam bize bir sofra inse onu yesek görsek gözümüzle takmaz. Evet mesela İsrailoğulları sofrayı isteyince bu ilave gelecek açık ayetle sorumluluk daha da arttı. Ondan sonra kim bundan sonra eğer فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّي اُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا اُعَذِّبُهُ اَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ Alemde kimseye vermediğim bir azabı veririm o takdirde diyor. Buna kadar şey artarsa
O yüzden mucizeler hep bu bakımdan sadece tehlike oluşturuyor insanlar açısından. Çünkü akletmeye yönelmeyecekse eğer, o sadece onun sonunu getiriyor, sonunu çabuklaştırıyor. Peygamberlerin de böyle mucizeyle, vahiyle sıcak temasları, onların daha hızlı cezalandırılması, daha büyük cezalandırılmasını tabii demek ki getiriyor. Bu dediğiniz manada ayetlerde bunu görmek mümkün. Alalım ayeti buradan. Ama bu yine adalet terazisine bir şey getirmiyor. Çünkü dediğimiz gibi buna yol açan ekstralar var peygamber üzerinde. Bu sıradan insanlar üzerinden örnekleyecek olursak, yani Allah adama bir zenginlik vermiş ise mal bakımından bu sefer sorumluluğu artı veriyor. Normal bir adamda olmayan bir sorumluluk gelir. Hac örneği mesela böyle bir şeydir. Eğer adamın diyelim ki malı mülkü yoksa Cenab-ı Hak ona niçin hac etmedin diye sormayacakken, mal olmasıyla birlikte, mal vermesiyle birlikte böyle bir sorumluluk. Yani imkan nispetinde sorumluluğun gelmesi aslında adaletin bizatihi gereği, yani olması gereken şey. Çünkü o imkana sahip oluyorsan, yani onu da zaten isteyerek, seçerek olmuyor. O Cenab-ı Hak seçiyor. Berikine bunu veriyor, ona göz veriyor, ona zeka veriyor. Sana şu kadar zeka verdim, sen de şunun farkına vardın. Niye onu böyle uyguladın da insan benim istediğim biçimde kullanmadın da şöyle kullandın. Belki başkası açısından hiç öyle bir başlık bile açılmayacak hesapta. O düzeyde bir zekası olmadığı için. Dolayısıyla Cenab-ı Hak hangi biçimde, ne alanda, ne türden imkanlar veriyor ise, nübüvvet de bu manada büyük bir lütuf. Onun da getirdiği bir sorumluluk var. Ve elbette sorumluluğu, verilen imkana göre sorumluluk öngörülmesi aslında adaletin gereği, adaletin aslında tecellisi. Peygamber eşleri de nübüvvet ile iç içeler. Vahyin indiği bir şahısla birlikte yaşıyorlar. Onlara bunun, yani ilaveten şeyinin, sorumluluğun gelmiş olması kadar doğal bir şey yok. Yahut cariyelerin mesela veya kölelerin başkalarının mülkiyeti altındayken bazı sorumlulukların hafifletilmiş olması, o da onların sahip olmadıkları bir imkan dolayısıyla belli bir hafifletme. Niye? Çünkü imkan o kadar yok onlar açısından da. Dolayısıyla Allah ne nimet vermişse onun hesabını görecek. وَيَتُسْأَلُونَ يَوْمَ اِذٍ عَنِ النَّعِيمِ O gün nimetlerden sorulacaksınız. Nimet konacak. Şu nimet sana verildi, şu verilmedi, şunu nasıl uyguladın, bunu nasıl yaptın diye. Ayeti buradan alalım. وَمَا كَانَ لِنَب۪ينَ Ancak şunu belirtelim, bu imkanları kendimiz seçmiyoruz. Dolayısıyla ben öğrenmeyeyim, çok fazla bilgim olursa çok sorumluluğum olur demek makul bir yol değil. Çünkü o imkan zaten öğrenebilmek ile sana verilmiş. Sen öğrenmemek ile imkanı zaten kullanmıyorsun. Ha, öğrenmeye çalışıyorsun ama yıllardır bir arka yol alamadın. Bütün eforunu, takatini, cehdini koyduğun halde. Tabii bunu Allah biliyor. Barometre onun katında. O öğrenebildiğin kadarıyla o zaman sınırlısındır, sorumlusundur. Ama öğrenebileceği halde dinden, diyanetten, Kur'an'dan, sünnetten, bilgiden, ilimden uzak duran adam, işte bilmiyorduk ki diye eğer kendi cehaletini, ilimden uzak kalışını mazeret olacak sanıyorsa, bence çok iyi kendini kandırıyor demektir. وَمَا كَانَ لِنَب۪يِّنَ اَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلُنْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ Allah'ın huzurunda diyecek ki ben vaktim yoktu, işte Kur'an okuyamayacaktım veya bunları öğrenecek şeyim yoktu, dil öğrenecek. Cenab-ı Hak diyecek ki ama İngilizceyi öğrenmişsin maşallah. Bülbül gibi ötüyor. Bülbül gibi konuşuyor, bağışlayın. Nasıl bunu becerdin? Ona ihtiyaç vardı. İhtiyaç olmayanlar da var. Nebilerin ismini sayamayan futbolcunun adını sayıyor. Evet. Hem de yabancı sevmesi yani, o isimler. Dolayısıyla Cenab-ı Hak çok iyi hesaplar, çok iyi verdiği imkanın karşılığını kulda çok iyi denetler, hesaba çeker. O imkan sorumluluğu doğuruyor. Ama şuna inanıyorum ki Allah herkese ne kadar imkan verdiyse o kadar sorumlu tutacak. Bu adaletin gereği, vermediği bir imkandan dolayı sorumlu tutmayacak. Vermediği bir şey, imkan, onu ne diye sorsun o kişiye? وَمَا كَانَ
Mesela akletme yeteneği vermemiş ise ona imanı sormayacak. Niye iman etmedin diye. Çünkü iman akletme, bir muhakeme yolculuğunun sonucunda kişinin erdiği bir yakin. Ya adamın akletmesi yoksa ne soracak Cenab-ı Hak ona? وَمَا كَانَ olmadı, olacak değildi. وَمَا كَانَ hem olmadı, olmazdı. Böyle bir mana var. Mekanı, linebiyin. Bizim Türkçemizde bu zaten başka bir ifadeyle. Peygamber'e şöyle yapmak düşmez gibi bir deyimle anlatılıyor. Olacak ona, değil idi. Tam olacak de, değil idi de, gibi. Evet. Linebiyin bir peygamber için. Bir nebi diyemeyiz. Bir nebi için. Bir nebi için. En yagulla. Türkçemizde gululu anlatan bir fiil yok. Gulul iç etmesi, öyle mi? Bakalım meallerde. En içinden hocam. İç etmesi. O yagulle fiilini mastar hale getiriyor. Ve men yagulul. Ancak her kim iç ederse ye'ti geliverir bimâ galle iç ettiğiyle yevmel kıyameti kıyamet günü thumma sonra tuvaffe tas tamam karşılık verilir. Kullu nefsin her cana ma kesebet ne kazandıysa ve hum la yudlamun. Zulmedilmedikleri bir halde. Yani zulm edilmeyerek onlara normal bir iç etme gibi oldu. Hani siz de bunu savaşta tabi gulul daha ziyade savaş için kullanılan bir şey. Bakalım mealciler bir şey bulamazsa mealde iç etmeyi değil de destek o zaman. Ganimetten iç etmesiydi. Çünkü savaşta normal iç etme o zaman herhangi bir şeyi araklamak gibi. Türkçede bir de araklama kelimesi var. Şimdi biz böyle diyoruz ama yani bu herhangi bir kamu malını iç etme manasında da yani o manayı da öyle gönderirken yani hayır onu kastetme, onu, o çok haklı değiliz orada, elimizde çok delil yok. Hulul kelimesi sonuçta iç etme manasında ama o dönemde bu hep savaş, yani pratikte hep savaş malları üzerinde gerçekleşmiş. Çünkü orada kişinin eline geçiyor da sonra şey yapıyor falan. Kamu yok yani. Bu genel manası da var bunun içerisinde demek istiyorum. Yani genel manası yoktur. Kamu malını iç etmek buraya girmez. Öyle onu demek istemedim ben. Zekat malından olan bir sahip vardı. Hırka ilgili. Mesela o da belki hulul diye tarif edilmiş olabilir yani. Hadise bakmak lazım. Zekat malından çalın. Müfessir zaten kelimeyi analiz ederken herhangi bir kamu malından almak da gulundur dedi. Ganimetten yahut herhangi bir kamu malından. Ve mâ kâne ve istinâfen mâ nâfiye kâne fi'lun mâdin. لِنَبِيِّنْ جَعَرْ مَجْرُورْ خَبَرُ كَانَ اَنْ حَرْفُ نَصْبْ يَغُلَّ فِعْلٌ مُدَارِعْ مَنْصُبْ. Burası ismu كَانَ وَاوْ اِسْتِنَافًا مَنْ مُبْتَدَى يَغْلُلْ فِعْلٌ مُدَارِعْ
meczum men cezm etmiş onu mübteda un cezm. Ya'ti onun cevabı ya'ti fi'lun mudari'a. Bu da cevap olması bakımından cezm olmuş. Bi car ma mecrur galle fi'lun madin. Yevme mef'ulun fi el kıyameti mudafun iley. Thumma harfu atf. Tuvaffa fi'lun mudari'a meçhul. Kullu naibu fa'il tuvaffa fi'linin. Nefsin mudafun iley. ما مفعول به كسبت فعل ماض واو حالية هم مبتدأ لا نافية يظلمون فعل مضارع برس عين زمان ده خبر آل عمران سورة سنين 161. آيتي بو meallerine bakalım. Estaizu billah. Ve mâ kâne li nebiyyin en yeğul ve men yeğul ye'ti bimâ galle yevmel kıyâme thumme tuvaffâ kullu nefsin mâ kesebet ve hum lâ yuzlemûn. Eğer peygamber dahi gulul yapamaz şeklinde anlamazsak, o zaman biri çıkar der ki ya gulul yasak ama peygamberlere yasak. Cenab-ı Hak peygamberler gulul yapamaz dedi. Kim gulul yaparsa bu tehdidi de peygamberlere has görür. Kıyamet günü onunla gelecek. Peygambere yasak gulul. Ama bize bir şey yok ayette diye öyle de çıkabilir. Gerçi şu tehdit bölümü وَمَنْ يَغُلُلْ kim gulul yaparsa mutlak gözüküyor. Dönmüyor çünkü şeye. Ama isterse öyle anlar. Yani madem ki giriş böyle oldu, peygamberlere gulul yapmak düşmez. Kim gulul yaparsa, belli bu doğal olarak peygamberlerden birini kastediyor der. Ve gululun yasak oluşunu onlara nasır görebilir ki zor bir şey ama. Diyanet mealine bakalım. Hiçbir peygamberin emanete hıyanet etmesi düşünülemez. Düşünülemez. Emanet mi oldu? Emanete hıyanet etmesi. İşte hululu emanete hıyanet etme olarak tarif etmiş. Hulul emanete hıyanet etmektir. Dolayısıyla hiçbir peygamberin emanete hıyanet etmesi düşünülemez. Düşünülemez. Ne, kelime neler düşündürür? Kim hıyanet ederse kıyamet günü hıyanet ettiği şeyle birlikte gelir. Sonra da hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın herkese kazandığının karşılığı tas tamam ödenir. Demiş Diyanet Meali. Burada sanki olumlu kazanmış gibi olmuş. Biraz dönmüş sanki olumluya, evet. Ödenir var ya, verilir falan. Bir de eksiksiz verildiğine göre yani. Evet. Tuvaffa kullu nefsin. Tuvaffa. Bu tuvaffa fiiline bir bakalım. Yani olumlu yerlerde nasıl kullanılıyor? Yoksa olumsuz yerlerde mi kullanılıyor? Çünkü tas tamam verilmenin içerisinde gulul başka yerde geçiyor mu? Gulule bakalım. Gulul başka yerde var mı? Gulul. On altı yerde varmış gulul. Eğer başka bir şey değilse, başka kelimelere kaymıyorsa, bu bizim ayetimiz zaten. Vakaletul, başka kelimeler. Vakaletil yehudu yedullahi maglula. Yahudiler dediler ki Allah'ın eli bağlıdır. Hulul kelimesi demek ki oradan gelme. Hullet eydihi. Onların elleri bağlı oluversin. Allah'ın eli bağlıdır, sıkıdır dediler. Demek ki hulul de böyle avuç içinde saklamaktan, öyle el marifetiyle apırmak, götürmek, aşırmak. Evet. Elin tasarrufu olduğu için aynı kelimeden türediği anlaşılıyor. Evet. Yahudiler Allah'ın eli sıkı demişler. Cimri demişler de. Cenab-ı Hak da onların eli gullet eydiğim, onların elleri sıkı oluversin diye onlara lanet etmiş. Öyle olmuş.
Başbakan bir konuşmasında Yahudilerle bahsederken veya başka bir konudan bahsederken birdenbire böyle işte parayı çok sever işte Yahudiler gibi demiş de onu antisemitizm olarak Yahudiler tırnak içinde almışlar, uluslararası bir rapora koymuşlar. Aslında Erdoğan böyle düşünüyor işte. Sıkı, eli cimri biri dediğin zaman aklına zihninde Yahudi beliriveriyor. Bak herhangi bir konuşmasında söylüyor bunu. Her ne kadar ben antisemitizme karşıyım diyorsa da o Yahudi ırkını böyle aşağılıyor demişler. Hristiyanlar bile şaka yapıyor kendi arasında. İki Yahudi'yi nasıl kavga ettirirsin? Ortaya 10 sen tutarım diyor. Ben kazanırım gerekli. Böyle. Hulle seydihim. Evet, elleri sıkı oluversin onların diyor Cenab-ı Hak. Ki kimler? Allah'a böyle diyenler. Yoksa ırkla kimsenin problemi yok elbette. O ırktan Müslüman olan nice alimlerimiz var. O ırktan hakikati kabul eden nice değerli şahsiyetler var. Araf suresinde 43. ayet وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلْ. Buradaki gıl de yine sıkıntı. Göğüs, ama başka bir kelime artık bu. Ulul kelimesinden farklı bir şey. Göğüslerinde ne kadar sıkıntı varsa çözüp aldık. Artık cennetlerde kardeşler olarak ayetin devamında cennete giren müminlerin aralarındaki o sıkıntıların giderildiği. Agilal kelimesi de aynı kökten geliyormuş. Boyunlara takılan halkaları ifade ediyor. Bu da aynı. Gıl kelimesi. وَلَا تَجَعْنِيَدَكَ مَغْلُولَةً اِلَعُونَ. Ellerini boynuna dolayıp öyle cimri kalma. Ve ya, evet o ayet bu. İne agilal, agilal, idil agilal, gil, huzuhu fe gulluhu, alın onu bağlayıverin ayeti. Agilal. Demek ki gulul manasında, gulul olarak bir tek okuduğumuz ayette var Kur'an'da. Dolayısıyla bunu kamu malının içedilmesi olarak anlamak daha uygun. Çünkü başka bir yerde bu manada kullanılmıyor belli ki. Neye bakacaktım ben? Esas buraya onun için geldim. Tuvaffe filinler. Tuvaffe fiili. Bakalım azsa hemencecik bakalım ama çok yerde varmış. Kaç yerde var? 66 yerde varmış. Önümüzdeki ders bakarız. Ekulu kavli hâdâ ve estağfirullâhe l'azîme lî ve lekum ve lisâirin mü'min. Rabbena la tuâkhidnâ in nesînâ ahtâ'nâ. Rabbena ve la tahmil aleyna isran. كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.